Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan arasındaki samsak döveci krizi büyüdü. Serkan Çağrı, Elif Buse Doğan'ı hedef alarak program sonrası şarkıyı hep beraber kliplendirelim diye karar aldık. Elif Hanım tarafından farklı bir tercihte bulunularak yol alındı. Bu kısım çok önemli değil aslında benim için. Önemli olan Elif çok uzun zamandır birlikte çalıştığım 7/24 evimizde olan bir insandır. Geldiğinde 21 yaşındaydı. Eşim ve ben çok büyük emekler verdik. Kendisini sahiplendik. Bizi şu anda yaralayan şey vicdan. Bizi ahde vefasızlığı üzmüştür ifadelerini kullandı. İkinci sayfa programına konuk olan Elif Buse Doğan ise hakkındaki iddialara cevap verdi. Suçlamaları reddeden Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı'ya şu sözlerle cevap verdi. Şarkının bu versiyonu kendisi yaptıktan sonra çıktı. Ben gerçekten fırsatçı bir insan olsam bana telefonda bu eseri yapamazsın. Etik değil. Sana bu akılları kim veriyor? Hepinizi langıda yaparım gibi tehditler savurduktan sonra şarkıyı birlikte yapalım demem. Kendisi bir Nisan şakası gibi single çıkardı. Burada vefasızlık yapan da fırsatçılık yapan da kendisidir. Ben değilim. Bu anonim bir türküdür ve herkes okuyabilir. Benim şu ana kadar bildiğim 15 kişi single yaptı. Benim sesim de kullanıldı. Ben geride durmaya çalıştım ama bu kadar da insanın üzerine gelinmez. Samsak döveci türküsü her şeyin üstünde. Burada ne Serkan Çağrı ismi ne de Elif Buse Doğan ismi önemli değil. Ben bu eserle var olmadım. Kardeşim ses mühendisi ve bir stüdyomuz var. Ben burada çalışmalarımı yapıyorum. Benim bu olayda şımaracağım bir durum yok. Ben bu işi para için yapmıyorum. Bu bir misyon işi. Sosyal medyada bir aydır sahte hesaplardan yapılan yorumlar ve manipülasyonlar beni yıprattı. Serkan Çağrı ve eşi beni çileden çıkartmak için para karşılığı sahte hesaplar açtı. Bunu yaptıklarını da kendisi kabul etti. Beni konserlere ücretsiz götürdüler. Kendi dostlarının düğününe ücretsiz çıkardılar. Onları kırmamak için hayır diyemedim. Serkan Çağrı'nın söyledikleri ailemi çok yıprattı. Ben bu polemiklerin içine girmedim. Vefasız biri olsaydım ben bu eseri ondan önce çıkartırdım. O çıkardığı için ben de çıkardım. Yoksa benim eser çıkartmak gibi bir düşüncem ve ihtiyacım yoktu dedi. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.